Merhaba, bugün İzmir Bornova'da FPK sistemiyle ev sahibi olan Coşkun ailesiyle sohbet etmeye geldik. Evet, sizleri dinleyelim. Nasıl FPK sistemiyle tanıştınız? Bize bunlardan bahseder misiniz biraz? Biz Fuzul Ev'le sosyal medya özel aracılığıyla karşılaştık. Daha sonra araştırdık. Bir şubemize girdik, ziyaret ettik çalışanlarınızı. Güler yüzlü olunca tekrar bir daha gittik. Birkaç ay düşündük. Daha sonra diğer firmaları araştırdık. Cazip geldi. Çalışanlarınızın ilgisi, onların bizi tekrar dönüş yapmaları, arayıp sormaları bizi Fuzul Ev'e bağladı. Peki bu sistemin en ilgi çekici yanı sizin için neydi? Diğer firmalara göre daha artıları vardı. Yani diğer firmalarla çekiliş 6 ayda bir oluyordu. 10 ayda olan var. Yani bu Fuzul Ev'in her ay çekiliş yapması bize her ay ayrı bir heyecan yaşatacağı için bunu seçtik. Bu sisteme biz FPK adını verdik. Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz. Siz de bir imam olarak bu sistemi nasıl yorumlarsınız? Şimdi en bariz, şimdi bankaya gittiğin zaman bir faiz sistemiyle karşılaşıyorsun. Burada faiz sistemi değil, organizasyon bedeli adı altında bir komisyon gibi para alınıyor. Ama bu para da her şeyin bir gideri var. Hani normal bir fırlanmış bir faiz sistem parası alınmıyor. Normal atıyorum %9 gibi, %10 gibi bir küçük bir brüt alınıyor. O da bu şirketin çarkın dönmesi için alınması gereken bir paradır. Gayet uygun ya bence. Peki bu sisteme ilk siz girmeye karar verdiğinizde illaki çevrenizden olumlu ya da olumsuz yorumlar almışsınızdır. Çevreniz nasıl yaklaştı? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Çevremiz pek olumlu bakmadı. Ay uzun, işte bankaya gidelim, kredi çekelim, hemen bir hafta sonra evini alırsın, girme böyle işlere diyen çok oldu zaten. Ama biz ısrarla faizsiz bir sistem olduğunu savunduk. Nasibimizde hangi ay varsa onda çıkacak dedik. Hem dünyevi hem ahiretimizi kazanmak adına, faizsiz sistem adına girmiş olduk. Memnunuz. Onlara da tavsiye ediyoruz. Peki kaçıncı ayda almıştınız siz evinizi? Biz 14. ayda aldık. Peki çekilişleri takip ediyor muydunuz sosyal medya üzerinden? Tabii her ay çekiliş zaten Fuzul Ev'deki artı hoşuma. Bir hani seçmedeki artımız olduğu için her ay sosyal medya üzerinden takip ediyorduk. Peki o çekilişi izlerken ne hissediyordunuz ve yani siz isminizi okunduğunda özellikle ne hissettiniz? Biraz o duygudan bahseder misiniz bize? Çekilişte çıktığım ay zaten her ay mesaj geliyordu. Eşim her ay soruyordu. Var mı bizde bir şey, var mı arayan soran ve çekilişler cumartesi olduğu için çıksa da diyorum pazartesi günü bizi ararlar. Bir pazartesi mesaj geldi, hak kazandınız diye. Eşimle yemek yiyorduk. Erdal dedim bize çıkmış, inanmadı. Yok canım dedi, bak dedim mesajda yazıyor. Ondan sonra şirketi aradım, şirkete önce ulaşamadım. Daha sonra sosyal medyayı hemen açtım, oturdum saatlerce izledim en başından sonuna kadar. Sonra şirketten de dönüş yaptılar. Evet dediler, size çıktı. Sevindik. Peki günümüzde yaşam şartları artık daha zorlaştı. İşte ev almak, araba almak özellikle birikim olmayan insanlar için çok zor. Bu sistem sayesinde siz artık bir ev almış oldunuz. Bu sisteme tekrar dahil olma gibi bir planınız var mı ev ya da araba olarak? Şahsen hiç çıkmayı bile düşünmüyoruz. Yani bütçemiz el verdiği sürece Fuzul Ev'den ayrılmayı düşünmüyoruz. Ev olur, araba olur. Birinci evimizi satarız, belki daha büyük bir ev alırız. Yani üstelik olarak daha değişik bir şey yapılabilir. Sizin vesilenizle çevrenizde Fuzul Ev sistemiyle tanışan, Fuzul Ev sistemine dahil olan kimse var mı? Bizden sonra olan yok ama hep söylüyoruz, hani biliyor musunuz diyoruz. Herkes biliyor. Anlatıyoruz onlara, hani faizsiz diyoruz. Bu işe gelin beraber başlayalım diyoruz. İşte biz zaten bir iki sene düşünme süremiz oldu bizim de. Yani Fuzul Ev'den ve diğer firmalardan haberimiz vardı ama iki sene bir düşünme, ikna olma gibi bir düşüncemiz olduğu için onların da biraz herhalde düşünmeye ihtiyaçları var. Şimdi biz evimizi aldık. Onlar da zaten zamanla görecekler ve ikna olacaklar. Ve hatta her ay keşke biz de daha önceden girmiş olsaydık diyecekler yani.
Yani şu an bu sisteme biz 14 ay önce değil de daha önce girmiş olsaydık şu an en basit bir borcumuz bitmiş olurdu. Borcumuz bittiği için bütçemiz biraz daha rahatlayacaktı ve başka bir sisteme daha girmiş olacaktık. Belki ikinci kez bir arabamızı almış olacaktık. Keşke girseydik yani. Fuzil Ev'in peki organizasyonlarına hiç katıldınız mı? Fuzil Ev'in organizasyonlarına haberimiz olduğu sürece, vaktimiz olduğu sürece katılıyoruz. Güzel organizasyonları var. Sisteme girmiş olan ailelerle tanışma imkanımız oluyor. Çekilişlerle beraber hatta bizleri de mutlu ediyorlar. Kahvaltı organizasyonları oluyor, akşam yemeği organizasyonları oluyor. Güzel oluyor. İnşallah sürekli katılmaya çalışacağız. Fuzul Ev çok büyük bir aile. Siz de bu ailenin artık bir parçası olmuşsunuz. Buradan Fuzul Ev çalışanlarına, Fuzul Ev yöneticilerine bir mesaj iletseydiniz bu ne olurdu? Fuzul Ev çalışanları çok güler yüzlü çalışanlar. Diğer şubedeki çalışanları tanımıyorum ama evet eminim onlar da öyledir. Hepsi seçilmiş insanlar olduğuna inanıyorum ben. Yani şubeye girdiğimiz zaman bize en basit bir kahve, çay ikram ediyorlar. Giderken kapıya kadar uğurluyorlar. Yani bu onların gerçekten güvenilir ve sıcak bir aile ortamı olduğunu kanıtlıyor zaten bizlere. Buradan Fuzul Ev çalışanlarına, kurucusuna, müdürlerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bizlere faizsiz bir şekilde ev alma imkanı sundukları için minnettarız. Allah'a şükürler olsun. İyi ki varlar, evet.